Arkadaşlar hepinize merhaba. Sıradaki videomuz ise 22 Haziran 2014 tarihli Türk Dili ve Edebiyatı testinin sorularına bakacağız sizler için. Burada da 56 soru vardı arkadaşlar. Bir kısmı Türkçe, bir kısmı Edebiyat sorusuydu. Hemen ilk soruyla başlayalım. Bu parçadaki altı çizili sözlerle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Birinci söz, bir şeyi, bir durumu hatırlamak anlamında bir deyimdir. Aklına düşmek. İç gerisini okumasanız bile aklıma düştün deyimi bize bir durumu bir şey hatırlatmak anlamında bizim kullandığımız bir deyimdir. İkinci sözcüğe bakalım. İkinci söz gün içinde yaşadıklarını, gördüklerini yazmak. Güne not düşenler ifadesi doğrudur. Bu anlamda kullanılmıştır. Üçüncü söz bir görüş etrafında birleşmek. Üçüncü söz duygu ve düşünce yumağı ile bir görüş etrafında birleşmek arasında herhangi bir bağlantı yoktur. Dikkatli ölçülü olmak, hesaplı kitaplı olmak doğrudur. Beşinci söz okura ilgisine veya meraklısına sunmak, huzura çıkması. Orada her duyuşa ve her düşünce huzura çıkması için izin verilmez. Huzura çıkması okura ilgisine veya meraklısına sunmak anlamıyla kullanılmıştır. Tabi devamına da bakmamız gerekmektedir. Orada her duyuşa ve düşünüşe huzura çıkması. Ancak üçüncü cümleyle verilen şu altı çizili kısım arasında herhangi bir anlam bağlantısı bulunmamaktadır arkadaşlar. İkinci sorumuza geçelim. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? Moleküler gastronomi ile yakından ilgilenen bilim insanları ve aşçılar. Bir yemeği lezzetli, bir diğerini lezzetsiz yapan etkenin ne olduğunu, sebzelerin yetiştirilme biçimlerinin veya yemeğin servis ediliş şeklinin, yemeğin lezzetli olan katkılarını merak etmektedir. Şimdi buradan çıkaracağımız yargıya bakalım. Günümüzde iyi yemekten anlayan damak zevki gelişmiş kişi sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Böyle bir bilgi yok. Yemek lezzetleri modern bilimin uygu duyduğu yeni araştırma aranlarından biridir. Hiç alakası yok. Gastronomiye meraklı olan aşçılar lezzetli yemek yapma konusunda daha başarılıdır. Böyle bir şey söylemiyor bize. Yemeğin lezzetini belirleyen etkenler yalnızca aşçılar ve bilim insanlarını ilgilendirmektedir. Saçma. Sebzelerin yetiştirilmesi yetiştirme koşullarının ve yemeğin sunumunun lezzet üzerindeki etkisiyle ilgilenenler bulunmaktadır. Direkt cevabımız Edirne. Bir daha bakalım. Moleküler gastronomi ile yakından ilgilenen bilim insanları ve aşçılar bir yemeği lezzetli bir yerini lezzetsiz yapan etkenin ne olduğunu, sebzelerin yetiştirme biçimlerinin veya yemeğin servis edildiği şeklinin yemeğin lezzetine olan katkısı, sebzenin yemeğin lezzetli veya lezzetsiz olmasına olan etkisini inceleyen birileri vardır. İfadesi E seçeneğini bize çok basit rahat bir şekilde bize sunmaktadır arkadaşlar sizden ricam verilen parçayı bir seferde ilk seferde çok iyi bir şekilde okuyup anlamanız olmaktır olmaktadır lütfen dikkatli bir şekilde okursanız cevaplara çok rahat bir şekilde ulaşırsınız üçüncü sorumuz Aşağıdakilerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çeken animasyonlarıyla tanınan şirket, oyuncak hikayesi ve arabalar serileriyle birlikte inanılmaz aile yukarı bak ve vol filmlerini tek bir sette bir araya getiriyor. Burada bir neden sonuç yok. Türkan Şoray ilk kez kendi hayatını kaleme alıyor. Küçük yaşlarda başladığı Yeşilçam serüvenini her zamanki işlerini anlatırken sinema tarihinin yaklaşık 50 yıllık bir dönemine de ışık tutuyor. Burada da bir neden sonuç yok. Sinemanın gelişim sürecini ve sinema dilinin nasıl çözümlenebileceğini anlaşılır bir dil aktaran sinema okur yazarlığı izleyiciye izleyiciliğe, izleyiciliğe rehberlik yapmayı amaçlıyor. Burada da yok arkadaşlar. Pasolini'nin sinemacılığının yanı sıra şair eleştirmen ve futbolcu gibi farklı yönlerini de ele alan Pierre Paolo Pasolini adlı eser yönetmenin hayatını bir bütün olarak yansıtıyor. Bu cümlede de kullanılmamış Alfred Hitchcock'un son uzun metrajlı filmi. Aile komplosu mirasını bırakmak için kaybolan varislerini arayan yaşlı bir kadın etrafına şekillenen entrikaya odaklanıyor cümlesinde bir neden sonuç ilişkisi vardır. Bir daha bakalım. İçin neden sonuç. Alfred Hitchcock'un son uzun metrajlı film filmi Aile Komplosu mirasını bırakmak için buradan zaten siz direkt neden sonuç cümlesine çok rahat ulaşabilirsiniz. Kaybolan varislerin ana yaşı bir kadın etrafında şekillenen entrikaya odaklanıyor. Neden bu entrikaya odaklanıyor? Çünkü Alfred Hitchcock'un uzun son uzun metrajlı filmi aile komprosu mirasını bırakmak için kısmı bize neden sonuç cümlesini vermektedir. Dördüncü sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümlelerin hangisinde bir nesnellik söz konusudur. Bakalım hızla gelişen bilgisayar teknolojisinin özellikle mekan tasarlama konusunda sinemaya olan katkısı giderek doğal sayılıyor. Şu ifade bir öznel cümledir. Giderek doğal sayılması. Örneğin 2000 yılında gösterilen Gladiator adlı filmdeki tarihsel mekanların oluşturulmasında bilgisayar teknolojisinden bol bol yaralandı. Şuradaki bol bol ifadesi bir öznel ifadedir. Böylece antik romanın Kolezyum'u bilgisayarda yeniden oluşturuldu ve burada birkaç yüz kişilik kalabalık, binlerce kişilik görkemli, görkemli ifadesi bir öznelliktir. 2001'de gösterilen Pearl Harbor filminde eski fotoğraflar kullanılarak limanın 50 yıl önceki görüntüsü elde edildi ifadesi tamamen nesneldir. İçerisinde herhangi bir öznellik yoktur. Şuraya bakalım. 145 milyon dolara mal olan bu filmde bir hava saldırısının tümüyle bilgisayarda tasarlaması için gerekli harcamadan kaçınılmadı ve büyük ölçüde gerçek izlenimi, bana göre büyük ölçüde gerçek izlenimi değil ifadesi bir öznelliktir. Ama şurada tamamen bir nesnel ifade vardır. Beşinci soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede. Amaç sonuç vardır. Bir grup araştırmacı omurilik zedelenmesi sonucu felç olan kişilerin ellerinde meydana gelen his kaybını ve motor becerilerindeki azalmayı tedavi etmeye yönelik bir aygıt ürettiği. Aygıtı üretmelerin amacı nedir? Şu kısımda verilenlerdir. Amaç sonuç vardır. İkinci cümlede aygıtın özelliklerine değinilmiştir. Bir eldiven gibi görünen ve mobil müzik tok olarak adlandırılan bu aygıt müzikli ve kablosuzdu. Müzikli kablosuz aygıtın özellikleri verilmiştir. Aygıtın çalışma şekliyle ilgili bilgi verilmiştir. Üçüncü cümlede çalışma şekli. Üstünde küçük bir kutu bulunan eldiven bir piyano klavyesi ile birlikte kullanılıyor. Çalışma şekli. Piyano klavyesi ile birlikte kullanılması. Çalışma şeklini vermiş bize. Dördüncü cümlede aygıtın beklenenden daha iyi sonuçlar verdiği. Araştırmacılar 2011 yılında tamamlanan ön çalışmalardan sonra omurilik zedelenmesi sonucu felç olan kişilerde olumlu sonuç almayı umduklarını ancak aygıtı kullanılanlarda bu kadar büyük bir gelişme olmasının kendileri için de sürpriz olduğunu beklenenden daha iyi sonuç verdiği ifadesi çıkarılabilir çok rahat. Beşinci cümlede aygıtın zihinsel gelişme etkileri üzerine durulmuştur. Zihinsel gelişime etkileri. Örneğin eldiveni kullandıktan sonra bazı kullanıcılar umurluluk zedelenmesinden bu yana ilk defa çarşaflarının ve giysilerinin dokusunu hissedebilmiş. Bu da zihinsel gelişme olan katkısından herhangi bir e, bilgi bize verilmemiştir. Diğer sorumuza geçelim. Altıncı soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde öğelerinin dizilişi özne dolaylı tümleş belirtili nesne şeklindedir. Şimdi biz direkt cevabımıza bakalım. Bursa'ya bakalım. İnsanların bildikleri yerlerden kalkıp git kalkıp bilmedikleri fakat merak ettikleri yerleri gidip görme arzusu onlara yeryüzünün meçhul yerlerini öğrenme ve keşfetme yolunu açmıştır. Şimdi açmıştır yüklem. Ne açmıştır? İnsanların bildikleri yerlerden kalkıp bilmedikleri fakat merak ettikleri yerleri gidip görme arzusuna kadar olan kısım arkadaşlar özne ayıramazsınız. Çünkü fakattan önceki kısım bağlıdır. Sonraki kısım bağlıdır. Burada e, zarfil vardır. Ayıramayız. Buraya kadar olan kısım özne. Ne diyor? Dolaylı tümleç belirtili nesne yüklem. Açmıştır. Kime? Onlara. Dolaylı tümleç neyi açmıştır? Yeryüzünün meçhul yerlerini öğrenme ve keşfetme yolunu. Buraya kadar nesne açmıştır. Yüklem. Cevabımız direkt Bursa. Yedinci soru. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Yansıma sözcükten tı ekiyle türemiş isim. Şimdi şuraya bakarsanız çıtırtı. Şöyle yazalım. Çıtır bir yansıma sözcüktür. Tı eki arkadaşlar isimden isim yapım ekidir ve genelde e, yansıma sözcüklere gelir. Bu yansıma köküdür. Bu da isimden. İsim yapım ekidir. Yani E A seçeneği doğru. Sıfat fil ekiyle türemiş sözcük ismi nitelemiştir. Şimdi şu kısma bakarsanız vuran gölgeni vuran gölgeni şimdi buradaki an sıfat fil ekidir. Duvara mumya gibi vuran gölgeni. Hangi gölgeni? Şu kısım ise burada sıfat fil ekiyle türemiş sözcük ismi nitelemiştir. Yani sıfat göreviyle kullanılmıştır. Doğru. Belirtili isim tamlamasının başına sayı sıfatı gelmiştir. Şuraya bakalım arkadaşlar. Yaban kuşu bizim isim tamlamamızdır. Yaban kuşu isim tamlamasıdır ancak belirtili değil. Belirtisiz isim tamlamasıdır ve başına bir sıfatı gelmiştir. Bir sıfatı belirtisiz isim tamlamasına gelmiştir. Belirtiliye değil. Zarf ile türemiş sözcük fiili nitelemiştir. Süzülüp kaybolacak. Nasıl kaybolacak? Süzülüp. Burada zarf vardır. ıp ip, ip. Bu da doğru. Emir ikinci tekil kişi olarak çekimlenmiş fiil. Ara. ifadesi vardır. Ara. Sen ara. Yalın haldeki bütün fiiller emir kipiyle çekimlenmiştir arkadaşlar. Ara. Sen ara. Bu da doğrudur ama belirtili değil. Belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır. 5. 8. E, sorumuza geçtik. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle girişik birleşik cümle. Yani içerisinde filmsi olan cümlelere girişik birleşik cümle diyoruz. Tasarladığım dık dik sıfat fil var. Dönüp ıp ip zarf fil. Arak erek zarf fil. Geliş ış iş isim fil. Bu doğru. İkinci cümle özneleri ortak birleşik bir cümledir. Bakalım hikaye bilgisayarda bir cümle halinde bağlanmış duruyor ve ben zihnimin bir yanında o hikayeyi geliştiriyorum. Hikaye bilgisayarda, hikaye bilgisayarda bir cümle halinde bağlı başlanmış ve duruyor ve ben zihnimin bir yanında o hikayeyi geliştiriyorum. Şimdi burası bizim birinci cümlemiz arkadaşlar. İkinci cümlemiz ise geri kalan kısmı. Duruyor. Ne duruyor? Hikaye. Birinci cümlenin öznesi hikaye. İkinci cümlenin öznesi ise geliştiriyorum. Kim? Ben. Burada ise özne budur. Özneleri ortak değildir arkadaşlar. Sekizinci soruda. Üçüncü cümle devrik fil cümlesidir. Doluyor. Hem fil cümlesidir hem de devrik bir cümledir arkadaşlar. Bu da doğru. Sıralı cümle nedir? Birden fazla yüklenme cümleleri birbirine noktalı virgülle veya virgülle bağlamaktır. Defalarca oturuyorum bilgisayarın başına hikaye için. Birinci cümleyi ayırdı. Devrik olabilir. Geri kalan da ikinci cümle. Bu da doğru. Beşinci cümle yüklemiş şimdiki zamanda çekimlenmiş kurallı bir cümledir. Kazanıyor şimdiki zaman ve kurallıdır. Fiil yani yüklem sonda bu da doğru. Ama özneleri ortak bir cümle değildir arkadaşlar. 9. sorudayız arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle özne ve yüklemden oluşmuştur. Burası kitap meraklısı aydınların, üniversite hocalarının ve araştırmayı seven öğrencilerin buluşma yeridir. Kitap meraklısı aydınların, üniversite hocalarının ve araştırmayı seven öğrencilerin buluşma yeri. Şuradan itibaren hepsi yüklem. Çünkü söz öbeğinden ayrılmaz kitap meraklısı aydınların, üniversite hocalarının ve araştırmayı seven öğrencilerin buluşma yeri olan ne? Burası. Şu kısım ise özne yüklem. Burası doğru. İkinci cümlede birden fazla fiilimsi kullanılmıştır. Asırlık çınar ağacının gölgesinde kalmış kapalı mekan. Buradaki sıfat fil. Elverişsiz havalarda gelip geçenlerin. Ip ip buradaki zarf fil. Burada tekrar sıfat fil var. Yani birden fazla fiilimsi kullanılmıştır. Doğru arkadaşlar. Üçüncü cümlede belgisiz sıfat adlaşmış sıfatla tamlama oluşturmuştur. Bir belgisiz sıfat olacak ve adlaşmış sıfatla tamlama kurması bizden isteniyor. Bazen de kimi ünlüleri burada çevresindeki küçük toplulukla sohbet ederken görürdük. Kimi ünlüleri. Şimdi şuradaki ünlüleri kelimesi adlaşmış sıfattır. Örneğin şöyle yapabiliriz. Ünlü insanlar. Bu bir sıfattır. İsim düşerek sadece adlaşmış sıfatı kalıyor ve bir de adlaşmış sıfatın önünde bir belgisi sıfat vardır. İkisi bir araya gelerek tekrar bir sıfat tamlaması oluşturmuştur. Kimi ünlüler tekrar bir tamlama meydana getirmiştir. Bu da doğru arkadaşlar. Dördüncü cümle özneleri farklı, yüklemleri ortak sıralı bir cümledir. Özne farklı, yüklem ortak. Bakalım şimdilerde elinde kitap olanlar veya kitaplardan konuşmak isteyenler bu mekana uğramıyor artık. Dikkat ettiyseniz burada bir yüklem var. Yüklem ortak. Şimdilerde elinde kitap olanlar veya kitaplardan konuşmak isteyenler bu mekana uğramıyor. Burada yüklem ortak değildir. Tek yüklem vardır arkadaşlar. Buna dikkat ediniz. Şuradaki uğramıyor yüklemi sadece bütün cümlenin yüklemidir. Bileşik cümledir bir bileşik cümledir. İçerisinde filmsi vardır ama yüklem ortak değildir. Cevabımız denizli. 10. soru. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Ben edebiyatı bir akrabalık ilişkisi olarak görüyorum. Bütün yazar ve şairlerin aynı soydan geldiğine virgül. Aynı yolun yolun yolcusu olduğuna inanıyorum. Burada peş peşe gelen kelime gruplarını birbirinden ayırmak için kullanılmış. Doğru hepsinin yaptığı tek bir şey var Türkçe'nin değirmenine su taşımak şuraya dikkat ederseniz nokta gelmez 2 nokta Çünkü kendisinden sonra bir açıklama geldiği için nokta kullanılamaz iki nokta kullanılması gerekmektedir arkadaşlar 11 soru Yukarıdaki sözler anlamlı ve kuralı bir biçimde oluşturulduğunda hangisi baştan 5 olur şimdi biz böyle yazalım 1. 2, 3, 4, 5, 6 tane cümlemiz var. Şimdi bu tarz sorularda ilk önce dikkat etmeniz gereken fiilin olduğu cümleyi bulmanız. Burada yüklemin olduğu cümle bir burada var. Bir de şurada var. ÖSYM genelde bu tarz sorularda tek yüklemli ee, cümleler vermektedir. Bunu bulmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Tükenmek üzere olan elementler kullanılarak yapılıyor. Bağımlı olarak yaşıyoruz. Şimdi tek tek bakalım. Yeryüzündeki bilinen kaynakları doğada çok ender bulunan veya modern hayatta farkında olmadan birçok materyale tükenmek üzere olan elementler kullanılarak yapılıyor. Üstelik olmazsa olmaz dediğimiz birkaç birçok araç gereç bağımlı olarak yaşıyoruz. Bizim ilk yapmamız gereken birinci cümleyi, ilk cümleyi kolay bir şekilde bulabilmek. Şöyle şunun altını çizelim daha rahat bir şekilde bulalım. Modern hayatta farkında olmadan birçok materyale ilk cümlemiz 3 olmalı. Modern hayatta farkında olmadan birçok materyale, materyale bağımlı olarak yaşıyoruz. 6. cümle buranın ikinci cümle olacak. Bağımlı olarak yaşıyoruz. Üstelik olmazsa olmaz dediğimiz birçok araç gereç. 5 buraya. Üstelik olmazsa olmaz dediğimiz birçok araç gereç. Doğada çok ender bulunan veya. 2 buraya doğada çok ender bulunan veya yeryüzündeki bilinen kaynakları bir, yeryüzündeki bilinen kaynakları tükenmek üzere olan elementler kullanılarak yapılıyor. Dördüncü cümle ise buraya beşinci cümlemiz yani baştan şuradan baştan beşinci cümlemiz bir numaralı yani cevap A seçeneği. Şurada dikkat etmemiz gereken dediğimiz gibi yani işin ilk kaldırım taşını bulmamız gerekiyor önemli olan ilk cümleyi bulmamız Ondan sonra peşi sıra geliyor bağlaçlara dikkat ediniz hangi iki cümleyi birbirine bağladığına dikkat ediniz zaten devamı gelecektir 12 soru bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır bakalım Eğitimleri sırasında gösterdikleri başarıları belgelemek için öğrencilere verilen mükafat belgeleri ve diplomalar iki ciltlik bir yayınla kitaplaştırıldı. Bu kitaplardan ilki Eğitim Tarihimizden Mükafat Belgeleri ismini taşıyor. Bu ikisi birbiriyle bağlantılı. Çünkü ikinci cümle birde belirtilen açıklamayı destekler nitelikte ikinci cilt olan Eğitim Tarihimizde Diplomalar ile dönemin eğitim süreci panoramik bir bütünlük içinde görülebiliyor. Bu da devamı o başta belirtilen iki ciltlik kitap hakkında bilgi verilmiş. Serinin son kitabında devlet görevlilerinin üstün başarıları neticesinde aldıkları belgelerin ve bu memurların askerlik dönemlerinde aldıkları üstün hizmet madalyalarının bulunduğu bir bölüm var. Şimdi burada koptu. Bakalım beşte ne var? Ait oldukları dönemde okutulan derslerin yanı sıra öğrencilerin ve eğitim idarecilerinin isimlerine de topluca ulaşmamızı sağlayan bu yayınlar eğitim sisteminde yaşanan değişimi belgelemesi yönüyle de önem taşıyor. Şu 5. son cümle Dörtten önceki cümleleri bir nevi desteklemek destekler niteliktedir ama dördüncü cümleden itibaren cümlenin akışı bozulmuştur. Yani dört bire, ikiye, üçe uygun bir anlatıma, uygun bir içeriğe sahip değildir. Cevabımız denizli. On üçüncü soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre Yalnızca senaryo yazarlığındaki ustalığından yola çıkarak söylemiyorum bunu. Yalnızca senaryo yazarlığındaki ustalığından yola çıkarak söylemiyorum bunu. Sırayla bakalım. Demek ki bir şey söylemiş. Senaryo yazarlığı hakkında bir şey söylemiş. Ben kendi hesabıma hiçbir zaman yazarlık hevesine kapılmadım. Romanlar, kısa öyküler, denemeler, yaşam öyküleri hatta tiyatro oyunları bile yazmak istemiyorum der. Bergman. Bu sözlerini filmciyim ben, yazar değil diye bağlamış olması bile beni ikna etmeye yetmiyor. Yazar olmayı o kendisine temel bir uğraş yahut bir hayat macerası olarak seçmemiş olabilir. Ama onun sağlam bir yazar damarı taşıdığını söyleyebilirim. Yalnızca senaryo yazarındaki ustalığından yola çıkarak söylemiyorum bunu ifadesi tam da şuraya çok rahat gelebilir. Hemen 14'e geçelim. Bu parçada psikiyatrik görüşmelerin önemi aşağıdaki anlatım yöntemlerinden hangisi ön plana çıkarılarak vurgulanmıştır? Psikiyatrik uygulamaların omurgasını hastayla yapılan görüşmeler oluşturur. Psikiyatrik görüşme diğer tıp dallarındaki tanı ve tedaviye yönelik tüm tıbbi işlemlerin yerini alan temel bir işlevdir. Burada bir karşılaştırma var. Kuşkusu diğer tıp dallarında da hastayla yapılan görüşmelerin alınan bilginin tartışılmaz bir önemi vardır. Ancak bu branşlarda tanı esas olarak çeşitli fizik muayene yöntemleri, Radyolojik ve laboratuvar incelemeleriyle korun, konur. Hastanın görüşmeye katkısı veya çaba göstermesi sınırlıdır. Oysa psikiyatrik tanı büyük ölçüde hekimle hastanın görüşmesine ve hekimin hastanın özel ifadeleri ile sözel olmayan ifadelerini yorumlamasına dayanır. Dikkat ettiyseniz burada psikiyatrik e, bilimi diğer bilim dallarıyla karşılaştırmaktadır. Bu anlatım yöntemi öne çıkarılarak vurgulanma yapılmıştır arkadaşlar. 15. Soru. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Koşul bildiren cümle, neden sonuç ilişkisi, niteleyici sözcük, çıkarım yapılmıştır, olasılık dile getirilmiştir. Sırasıyla bakalım. Bazı insanlara sadece yaşından dolayı bile saygı gösteririz. Görmüş geçirmişliğine gösterilen haklı bir saygıdır bu. Neden sonuç ilişkisi vardır burada? Niye saygı gösteririz? Çünkü görmüş geçirmişliğine geçirmişliğine gösterilen haklı bir saygıdır bu. Aslında şurada bir zaten neden sonuç ilişkisi vardır şu kısımda. Ama 80'inde olup bir de hala sahnedeki işini en iyi şekilde yapıyorsa o zaman saygımız kat kat artar. Burada da bir neden sonuç ilişkisi var. Leonard Cohen'in Berlin'de izlediğimde aklımdan geçenlerdi bunlar. Sahne onu hayata bağlamış ve gücünü oradan almış. Hayranlıkla dinlediğim Bob Dylan sahnede şarkı söylemeyi bırakmasına rağmen Koyan şarkıda sahnede şarkı söylemeyi o kadar seviyor. Bunu sahneye koşarak gelmesinden anlıyorum. Burada bir çıkarım yapılmıştır. Şu cümlede ayrıca eskisinden bile güzel söylüyor Koyan ve o duygusal alana bizleri de davet ediyor ifadesinde ise arkadaşlar bu taraflarda da niteleyici sözler kullanılmıştır. Koşul bildiren cümleler de vardır. Ancak olasılık ifade eden kelimelere yer verilmemiştir. Parçada olasılık bildiren ifadeler kullanılmamıştır arkadaşlar. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Günümüzde yaşlanma, fiziksel güçsüzlük ve hayattan kopma anlamına geliyor. Yaşlanma biçimleri değişiyor. İnsanlar daha uzun ve aktif bir yaşlılık dönemi geçiriyor. Bugün sokağa çıkıp 70, 80 ve 90 yaşındaki insanlara baktığınızda hepsinin birbirinden son derece farklı yaşamlar sürdüğünü görürsünüz. Bu nedenle yaşlılığa dair çok dar kalıplar içinde düşünmemeye özen göstermemiz gerekiyor. Nasıl ki birbirinden çok farklı gençlik grupları varsa aynı şekilde birbirinden çok farklı yaşlı gruplar da var artık. İşte bu bakış açısıyla ortaya çıkan gerontoloji bu değişik insan gruplarının taleplerini anlamak ve bunları yerine getirerek daha iyi koşullar oluşturmak için var. Bu sayede dünyanın birçok ülkesinde yaşlılığa dair algılar değişti ancak gidilecek çok yollar daha. Bakalım sırasıyla. Yaşamın doğal bir süreci olan yaşlılıkla ilgili algılar değişmeli. Bu dönem kendi evreleri içinde değerlendirilmelidir. Yaşlılık kültürden kültüre değişen bir kavram olup bu kavramla ilgili düşünceleri değiştirmek zordur. Yaş ortalamasının artmasıyla yaşlı nüfus hızla artmış ancak buna paralel olarak fiziki imkanların iyileştirilmesi sağlanamamıştır. Gençlikle yaşlılık Arasındaki en önemli fark hayatı algılayış ve yaşayış biçimi olarak değerlendirilmelidir. Yarının yaşlıları olmaya aday bugünkü gençlerin yaşlıları daha iyi anlaması ve onlara sahip çıkması gerekir ifadelerinin. Şu dördünü çok rahat atıyoruz arkadaşlar. Yaşamın doğal bir süreci olan yaşlılıkla ilgili algılar değişmeli. Bu dönem kendi evreleri içinde değerlendirilmelidir. Dikkat ederseniz yaşlılıkla ilgili yanlış bir algı var. Bunu doğal bir süreç olarak değiştirmenin doğru olduğunu bize ifade etmekte. Nasıl gençlik kendi içerisinde değerlendiriliyorsa yaşlılığın da kendi içerisinde değerlendirilmesi gerektiğine bir vurgu vardır. A seçeneği de bunu destekler niteliktedir. 17. soru bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Anılarımdan oluşan ilk kitabım yayınlandığında çevremdeki insanların tepkisi beni şaşırttı. Birçok kişi insanın düşünceleri ve hayata bakışı zamanla değiştiği için anıların ilerleyen yaşlarda yazılması gerektiğine inanıyordu. Onlara göre anılar yaşam telaşının geride kaldığı günlerde sakin zihinle yazılmalıymış. Bu yaklaşım anı yazmanın doğasına aykırı bence. Çünkü anı insanların yaşadığı olaylardan zihninde kalanları, duyguların gücünden de yararlanarak okuyucuyla paylaşmanın bir yoludur. Yazar anılarını yazarken kendi fotoğrafını çeker. Yazar anılarını yazarken kendi fotoğrafını çeker. Varsın zamanla düşünceler değişsin. Anıları okurken o yıllarda ne kadar çocukça şeyler düşünmüşüm. Demek eski bir fotoğrafa bakarken neydi o gençlik günleri demek kadar doğal değil mi? Şimdi burada bize asıl anlatılmak istenen insan anılarını yazarken yaşadıklarını yeniden gözden geçirme fırsatı bulur. Değil. Yazar kaleme aldığı anılarını ancak yıllar sonra tekrar okuduğunda tarafsız olarak değerlendirilebilir. Alakası yok. B şıkkının anıları yazarken duygu ve düşüncelerini zamanla değişebileceği dikkate alınmalıdır. Değil. Anı yazmanın temel amacı yaşadıklarımızı o anki duygu ve düşüncelerimizle birlikte kalıcı hale getirmektir. Tam olarak da bu. Adam anısını yazmış. Yaşlanmadan önce burada ne diyor? Herkes şaşırdı. Birçok kişi insanın düşünceleri ve hayata bakışı zamanla değiştiği için anların ilerleyen yaşlarda yazılması gerektiğine inanıyordu. Onlara göre anlar yaşam telaşının geride kaldığı günlerde sakin zihinle yazılım, yazılmalıymış. Bu yaklaşım anı yazmanın doğasına aykırı. Çünkü anı insanların yaşadığı olaylardan zihinde kalanları duyguların gücünden de yararlanarak okuyucuyla paylaşmanın bir yoludur. Şu seçenekte tam olarak bunu destekler niteliktedir. 18. soru bu parçada asıl yakınılan durum aşağıdakilerden hangisidir? Nasrettin Hoca'ya atfedilen fıkraların sayıca çok olması bir bakıma mizah kültürümüzün zenginliğini göstermektedir. Ancak bu zenginliğin bir sorunu sorunlu da demek ki bizim burada yakalayacağımız nedir? Bir sorundan bahsediliyor. Beraberinde getirdiği gözden kaçırılmamalıdır. Maalesef bu fıkraların çoğu hocanın asıl şahsiyeti ve dünya görüşüyle Uymayan metinlerdir. Bu durum hocayı algılama konusunda önemli bir imaj problemine yol açmaktadır. Bu fıkralar hocanın şahsiyeti dikkate alınarak %100 olmasa bile büyük bir oranda ayıklanabilir. Bu ayıklama mutlaka gerçekleştirilmelidir zira hoca mizahı sadece güldürme vasıtası olarak gören bir nüktedan değildir. Mizaha ve nükteyi bir eğitim aracı olarak kullanmıştır. Bu yüzden onun fıkralarında dıştaki özellik güldürme nitelikli olsa bile içte düşündürücülük, eğiticilik ve ders verme nitelikleri vardır. Bakalım. Nasrettin Hoca fıkralarının tamamının henüz derlenip bir araya getirilmemesi alakası yok. Nasrettin Hoca'ya mal edilen fıkraların önemli bir bölümünün onun kişiliğini ve felsefesini yansıtmaması cevabımız tam olarak da budur. Birçok fıkra var Nasrettin Hoca'ya atfedilen ama büyük bir kısmının e, hocanın kişiliğini ve felsefesini yansıtmamasından kaynaklanan yakınılan bir durum vardır. 19. soru bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bilginin hızla arttığı, bilgiye erişimin kolaylaştığı, yeni teknolojilerin laboratuvarları zenginleştirdiği bilgi çağında fizik, kimya, biyoloji gibi bilim dallarında büyük bir dönüşümün yaşandığına şahit olduk. Genlerin, atom altı parçacıkların ve gezegenlerin bilgileri kaydedildi. Bunlar internet aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarına ve ilgili kitlelere uğraştı. Bilgisayar programlarıyla analiz edildi. Bu verilerin elektronik ortamda toplanması ve analiz edilmesi yalnızca fen bilimlerine özgü değil. Özellikle son yıllarda sosyal bilimlerde de benzer bir gelişme yaşanıyor. Toplum bilimciler elektronik cihazları, interneti ve sosyal paylaşım sitelerini kullanarak insan ilişkilerinden doğan toplumsal ağı tanımaya çalışıyor. Bu süreçte bilgisayar mühendisleri de ve istatistikçilerin katılımıyla hesaplamalı sosyal bilimler denen disiplinler arası bir alan doğuyor. Doğru bir eğitim ve doğru kişilerle çalışarak sosyal bilimcilerin alanlarında köklü değişiklikler yapabileceği belirtiliyor. Ancak bu değişimin gerçekleşmesi için bazı engellerin aşılması gerekiyor. Şimdi bir sırasıyla şıklara bakalım. Günümüzde teknoloji sayesinde bilgiye ulaşmak bunları yorumlayabilmek oldukça kolaylaşmıştır. Doğru. Zaten parçanın tamamında bundan bahsediyorum. Toplum bilimciler verileri verileri depolayan elektronik cihazlardan, internet gibi sosyal paylaşım sitelerinden faydalanmaktadır. E bu da var. Burada söylüyor. Toplum bilimciler elektronik cihazları, interneti ve sosyal paylaşım sitelerini kullanarak ağı tanımaya çalışıyor. Buna da ulaştık. Teknolojik gelişmeler kimi bilim dallarında önemli değişiklikler sağlamıştır. Buna da ulaşabiliriz genlerin, atom altı parçacıkların ve gezegenlerin bilgileri kaydedildi. Bunlar internet aracılığıyla dünyanın dört bin yanındaki bilim insanlarına ve ilgili kitlelere ulaştı gibi gibi birçok değişiklikler yaşandı. Bilgiye erişim ve bilgi analiz etmede teknolojik araçlar pek çok alanda büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu zaten var. Sosyal bilimciler bugün ulaştıkları başarı düzeyini internet ağı bilgisayar gibi depolama ve ayıklama aygıtlarına kullanmalarına borçludur gibi saçma sapan bir ifadeye bu cümlede ulaşılamaz. Yani sosyal bilimciler başarılarını internet alemine borçlu falan değildirler. 20. soru. Bu parçaya dayanarak film izlemenin sağladığı kazanımlarla ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri söylenemez? Şu parçayı okuyacağız. Bunlardan yani şu dördünden hangisi Çıkarılamaz demek istiyor bize. Film seyretmekten film seyretmeye fark var. Bazen sonsuz bir tat alarak her karesinin açlığınızı ve susluğunuzu dinlemesine tanık olarak izlersiniz bir filmi. Bazen de film seyretme süreci bir derstir. Sinema sanatı ile ilgili bir ders, yaşamla ilgili farklı bir ders. Bazen bittikten sonra bile içinizde yaşamayı sürdürür bir film. Bazen de uçar gider. Bu parçaya denerek film izlemenin sağladığı kazanımlarla ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi söylenemez. Sinema sanatı ile diğer sanatların farklı yönlerini görmemizi sağlar. Bunu kesinlikle bize söylememiş. Burada hiç sinema sanatıyla diğer sanatların farkını görmemizi söyleyen bir şey yok. Bize yeni düşünceler oluşmasını sağlar, var. Belleğimize unutulmayacak izler bırakır, var. Farklı alanlardaki birikimimize katkıda bulunur, var. Ancak adanaya kesinlikle ulaşamayız arkadaşlar. Şu üçüne kesinlikle ulaşabiliriz. Hemen diğer sorularımıza geçelim. 21. ve 22. soruyu şu parçaya göre çözeceğiz arkadaşlar. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ne var? Karşılaştırma yapılmış, örnekleme, açıklama var, öznellik var, birinci tekil kişi yani ben. Hani ben yaptım, ben gittim, ben gördüm gibi. Teknoloji ve endüstri hiç kusursuz bizler için vazgeçilmez bir değere sahiptir. Ulaşımı ve iletişimi hızlandırıp çeşitlendiren, Yaşamı her yönüyle kolaylaştırıp zenginleştiren, bizleri eğlendirip dinlendiren teknolojik ve endüstriyel uygulamalar eskiye göre o kadar yaygınlaştı ki artık eskiye göre bir karşılaştırma yapılmıştır. Tek bir anımızı bile geçiremez olduk. Özellikle elektronik iletişim ve bilgisayar alanlarındaki gelişmeler çevremizin yapaylık ve sanallık düzeyini her geçen gün biraz daha arttırmaktadır. Bir açıklamadan söz edebiliriz. Burada bir açıklama var genelinde. Öyle ki parlak şehir ışıklarının örtüp kapatması nedeniyle bir süreden beri adeta unuttuğumuz yıldızlı semalardan sonra bilhassa büyük yerleşim merkezlerinde güneşli gökyüzü bile gittikçe yükselen binalar tarafından artık maskelenmeye başlandı. Şurada yıldızlı semalardan bir örnekleme özelliği verilmiştir. Öznellik zaten ağır basmaktadır. Ama birinci tekil kişili bir anlatım yoktur. Burada şunu söyleyebiliriz. Burada olaya biraz daha hakimdir Yazan. Burada hakim bakış açısının olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yazarın eleştirdiği noktalardan bir tanesi değildir. Arkadaşlar bu tarz sorularla parçayı iki kere okumanız size sıkıntı doğurmaz. Çünkü iki tane sorudur. Şıklara bakalım. Çocukların öteki canlılara yabancılaşması, sağlıksız şehirleşme, doğal görünümlerin kaybolması, sosyal ilişkilerin zayıflaması. Şu dördünü çok rahat bulabilirdik şıklarda ama çevrenin hızla kirletilip zarar görmesine burada ulaşamayız. Bakalım bir daha parçaya. teknoloji ve endüstri hiç kuşkusuz kus, kus, bizler için vazgeçilmez bir dere sahiptir. Ulaşımı ve iletişimi hızlandırıp çeşitlendiren, yaşamı her yönüyle kolaylaştırıp zenginleştiren, bizleri eğlendirip dinlendiren teknolojik ve endüstriyel uygulamalar eskiye göre o kadar yaygınlaştı ki artık onlarsız tek bir anımızı bile geçiremez olduk. Özellikle elektronik ve iletişim ve bilgisayar alanındaki gelişmeler çevremizin yapaylık ve sanallık düzeyini her geçen gün biraz daha arttırmaktadır. Sonuçta önceki yüzyıllarda yaşamış olanlar için inanılmaz bir hayal alemi sayılabilecek bir dünyaya sahip olduk. Öyle ki parlak şehir ışıklarının örtüp kapatması nedeniyle bir süreden beri adeta unuttuğumuz yaldızlı semalardan sonra bilhassa büyük yerleşim merkezlerinde güneşli gökyüzü bile gittikçe yükselen binalar tarafından artık maskelenmeye başlandı. Çocuklarımız yeryüzünde yaşamakta olan bitki ve hayvan türlerini bilgisayar oyunları ve filmlerin sanal kahramanları kadar olsun tanıyamaz. İnsanlar zorunlu olmadıkça birbirleriyle iletişim kurmaz hale geldiler. Soğumadan bakalım. Çocuklar yabancılaştı. Sağlıksız şeyleşme. Güneşi kaybettik. Beton erme. Güneşi göremiyoruz artık. Doğal görünümlerin kaybolması. Sosyal ilişkilerimiz zayıfladı. Son para, son kısımda, en son kısımda var. Ama çevreyle alakalı bir şey. Ee, bir değinme yok bu kısımda arkadaşlar. Şimdi edebiyat bölümüne geçtik arkadaşlar. İlk 22 soru Türkçeydi. Bundan sonra edebiyat bölümüne geçiyoruz. 23. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinin şiirini böyle tanımlayan şaire ait olduğu söylenemez. Benim şiirim Sokağa açılan, ciğerlerine temiz havayı doldurmak isteyen bir şiirdir. Bu bakımdan %100 gerçekçidir. Öyle sanıyorum ki birçoklarını bu benim gerçekçi yanım yanıtmaktadır. Çünkü bu gerçekçiliğin ne olduğu üzerinde de anlaşmak gerekir. Yapılacak iş, insan, doğa, eşya ilişkilerini abartmadan, ülküleştirmeden, soyutlamadan verebilmektir. Bir yazarın nesneleri bozmaya hiç mi hiç hakkı yoktur. Yalnız burada duygunun ve zekanın payını iyi ayarlamak gerekir. Duygunun ölçüsünü biraz kaçırdınız mı? Hemen cahilane düşersiniz. Zekanın ölçüsünü kaçırdığınız vakit de sizi zekacılık bekler. Şimdi burada şair genel olarak bu yukarıda bahsedilen parçada gerçekçilik akımı üzerinden bir anlam vardır bizim de ele alacağımız şiirlerde arayacağımız tema gerçekçilik üzerine kurulması gerekiyor. İnanın sözüme şairler üçer beşer söneceğiz. 22'ye varmadan rüştü gibi öleceğiz. A şıkkı. Çok üşürdük, hep üşürdük. Üşümekti yaşadığımız. Üşürdü ellerimiz, aşkımız, sonsuz sakallarımız. Cevabımız Bursa burada gerçekçilik akımına dair bir iz bulunmamakta. Ne yapar Çileli Hacivat şimdi mezarda? Dayak mı yer gene kara gözden o yerde? Burada Dikkat ederseniz şu paragrafın başında benim şiirim sokağa açılan, ciğerlerine temiz havayı doldurmak isteyen bir şiirdir. Bu bakımdan %100 gerçekçidir. Öyle sanıyorum ki birçoklarını bu benim gerçekçi yanım yanıltmaktadır. A bakalım. İnanın sözüme şahiler. Üçer beşer söneceğiz. 22'ye varmadan rüştü gibi öleceğiz. Burada bir toplumcu gerçekçilik var. Ne yapar Çileli Hacivat şimdi mezarda? Dayak mı yer gene? Kara gözden o yerde. Burada yine bir gerçekçilik akımı var. Senin bildiğin işler benim bildiğim işler değildi. Ben her tanrının günü kırlarda gezindim. Burada da gerçekçilik vardır. Keşke ben de ipsizleri, sapsızları, şiire değil, mire bayranları, zeki meki sansaydım. Burada daha ziyade Orhan Veli tarzında, garip akımının tarzında bir şiir geleneği vardır. Ama beş şıkkında hep üşürdük, çok üşürdük, hep üşürdük, üşümekti yaşadığımız. Üşür değerlerimiz, aşkımız, sonsuz sakallarımız. Burada gerçekçilik akımından etkilenme yoktur. Şairin ilk beytte sokağa açılan ciğerlerine temiz havayı doldurmak isteyen bir şiir B şıkkında yoktur arkadaşlar. 24. soru bu manzumeyle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mecaza yer verilmiştir, özlem duygusu vardır, aliterasyon vardır, murabba nazım şekliyle yazılmıştır, kafiye veredip kullanılmıştır. Şimdi gördüğünüz gibi üçer mısralık bentlerden olmuştur, oluşmuştur. Murabba değildir. Murabba dörtlü. Mecaza yer verilmiştir. Adalardan yaza ettik de veda. Sızlıyor bağrımız. Üstündeki dağ. Seni hatırlıyoruz. Viran bak. Uyudu kırda. Gezindik dağda. O yazın. Ah o engin çağda. Geçti en son günü. Viran bağda. Mecazlı ifadeler vardır. Özlem duygusu zaten dile getirilmiştir. Şurada dağ ve bağ kelimeleri arasında ah sesleri tam uyaktır. Şu kısımda ise da sesleri halekidir. Bunlar da redif olarak kullanılmıştır. Redif ve kafiyeye yer verilmiştir. Aliterasyon sessiz harflerin tekrarı. Adalardan yaza ettik de veda. Sızlıyor bağrımız üstündeki dağ. D sesleri mesela burada v sesleri, s sesleri tekrar etmiştir. Ama murabba nazım şekliyle kaleme alınmamıştır bu şiir. 25. soru bu dörtlükle ilgili olarak hangisi söylenemez? İronik bir anlatım, alaycı, didaktik üslup, mesnevi, kafiye biçimi, ikinci ve dördüncü musadaki istifham farklı amaçlara yöneliktir. Ses ve kelime tekrarlarıyla ahenk sağlanmıştır. Bakalım, geçmişten adam hisse kaparmış. Ne masal şey? 5000 senelik kısa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Bakalım. Bunu iki beyte ayırdığımız zaman dikkat ettiğinizde x a x a biçiminde daha ziyade gazel kafiye nazım biçimiyle kafiyelenmiştir. Yani mesnevi nazım biçimiyle kafiyelenmemiştir. Kelime ve ses tekrarları var mı? Bakalım. Geçmişten adam hisse kaparmış. Ne masal şey. 5000 senelik kısa yarım hisse mi verdi? Tarih Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür. Tekerrür kelimeleri tekrar etmiş. E şıkkı. Doğrudur. İronik bir anlatım. Alaycı bir anlatım vardır. Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Burada bir ironi yer almaktadır. Didaktik bir anlatım vardır. Tersini kastederek. Yani şunu yapma ki tarih tekerrür etmesin. İkinci ve dördüncü Mısra'daki istifam. Yani soru sorma sanatı farklı amaçlara yöneliktir. İki ve dört. 5000 senelik kısa yarım hisse mi verdi? Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Biri gerçek soru, biri sözde soru anlamında kullanılmıştır. Ancak mesnevi nazım biçimiyle kaleme alınmamıştır bu şiir. 26. soru. Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır? Şiir topladım durdum karanlıklarında gecenin çocuklar yaz gecesinde ateş böceği toplar gibi. Şimdi gibi kelimesiyle bir teşbih sanatı vardır benzetme. Şuraları eledik. B şıkkıyla A şıkkı kaldı. istiare teşbih, teşbih ve kinaye. Şiir topladım durdum. Karanlıklarında gecenin. Çocuklar yaz gecesinde ateş beceği toplar gibi. Şiir topladım durdum kelimesinde ise şiir topladım durdum karanlıklarında gecenin mısrasında Şiiri yıldızlara benzetmiş ama şair burada yıldız kelimesini kullanmadan yıldızın yerine şiiri kullanarak istiare sanatı yapmıştır. 27. soru. Bu dörtlükte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi yoktur? Peş peşe iki tane edebi sanat salındı bahçeye girdi. Çiçekler selama durdu. Burada bir kişileştirme söz konusu vardır. Çiçekler selama durdu. Mor menekşe boynun vurdu. Gül utandı hicabından. Telmih sanatı gördüğünüz üzere burada herhangi bir telmih sanatı kullanılmamıştır arkadaşlar. Tenasup neydi? Uygunluk sanatıydı. Aynı kavramlarla ilgili kelimelerin bir beyt içerisinde, bir dörtlük içerisinde beraber kullanılmasıydı. Bahçe, çiçekler, mor menekşe, gül bunlar hepsi birbiriyle alakalı kelimeler olduğu için tenasup sanatı da burada kullanılmıştır. İstiare sanatı ise şurada vardır arkadaşlar. İstiare sanatında kişileştirme de vardır. Bazı durumlarda salındı bahçeye girdi, çiçekler selama durdu, insan ait özellikler çiçeklere aktarılmış ama e, insan kullanılmadan yapıldığı için bir unsur kullanılmadan yapıldığı için kendisine benzeyen, kendisine benzetilen unsurlarından biri kullanılmadığı için istiyare sanatı da vardır. Hüsnü talil güzel nedene bağlama bunu da çok güzel bir şekilde sormuşlar mor menekşe boynunu vurdu menekşe çiçeği zaten boynu büküktür ama onun boynu bükük oluşunu burada gerçek sebebinin dışında başka sebeplere vurdu salındı bahçeye girdi çiçekler selama durdu mor menekşe boynunu vurdu gül utandı hicabından belki sevgilinin bahçeye girmesinden dolayı mor menekşe boynunu bükmüştür ama burada gerçek sebebinin dışına bağlanmıştır. Ama gördüğünüz üzere herhangi bir telmih sanatı yani hatırlatma sanatı kullanılmamıştır. 28. soru. Bu parçada aşağıda verilenlerden hangisinin özelliklerinden söz edilmektedir? Hayatın içindeki bir an ve bu andaki küçük olaylar anlatmak için yeterlidir. Hayatın içindeki bir anı ve bu andaki küçük olaylar anlatmak için yeterlidir. Dış alemde meydana gelen olaylar arasından seçme, ayıklama ve yeniden düzenleme ihtiyacı duyulmaz. Okuyucunun merak duygusunu kamçılayacak entrik unsurlar, iniş çıkışlar, düğümlerden faydalanma söz konusu değildir. Olay örgüsünün yürüyüşü büyük ölçüde diyalog veya konuşmaya dayanmaktadır. Yazar anlatıcı ya hiç müdahale etmez, önemli bu. Ya hiç müdahale etmez ya da aralarındaki bağlantıları sağlamakla yetinir. Şimdi burada söz edilen hikaye türü durum hikayesi. Eleyebilirsiniz. Mesnevi'den bahsetmiyor. Geleneksel hikaye değil, roman değil. Burada olay hikayesinin tam zıttı durumlar vardır arkadaşlar. Hayatın içindeki bir an ve bu andaki küçük olaylar. Durum hikayesini şöyle düşünebilirsiniz. Küçük bir olay vardır, bir an vardır, küçük bir olay vardır. Her şey bu olayın etrafında gelişir. Ama bir durağanlık vardır. Unutmayın, durum hikayesi adından da anlaşılacağı üzere durum. Bir durağanlık vardır hep. Hareket unsuru yoktur hareket unsuru yoktur. Yazar anlatıcı olaylara müdahale etmez ya da sadece küçük bir şekilde aradaki bağlantıları sağlamakla yani o küçük durumları birbirine bağlamakla yetinir. Burada özellikleri verilen durum hikayesidir. 29. Tezkire ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Dönemin şairlerinin biyografisine yer verilir. Doğru bir bilgi. Şairlerin şiirlerinden örnekler rastlamak Mümkündür. Doğru. Şiirlerin örnekleri de vardır. Kısa kısa. Yeri yer şiirle ilgili eleştiriler veya değerlendirmeler de vardır. Doğru. Birbirinin tekrarı mahiyetinde bilgiler bulunabilmektedir. Doğru. İki tane tezkir arasında birbirinin tekrarı niteliğinde ya da aynı tezkirde e, tekrar mahiyetindeki bilgiler vardır. Şairlerin kendi şiirleriyle ilgili değerlendirmeleri geniş olarak yer alır. Bilgisi yanlıştır. Tezkirlerde şairin kendisi değerlendirme yapmaz. Şiiriyle alakalı tezkireyi kim yaptıysa, kim yazdıysa, şi ile alakalı değerlendirmeyi o yazar. 30. soru aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir? Musammat, Muhammed, Kaside, Mesnevi, Gazel. Bakalım hangisinin ki yoktur? Özünde genellikle övgüye yer verilen divan edebiyatının nazım şekli. Övgü, kaside eşittir, övgü veya yergi. Bu var. Şuraya geldik. 5-15 beyt arasında değişen ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beytlerin ikinci dizeleri birinci beytle uyaklı, genellikle lirik bir eda ile söylenen nazım biçimi gazeli bize anlatmaktadır burada. 5 ile 15 beyt arasında, ilk beyt kendi arasında kafiyeli, sonrakilerin ikinci mısrası ilk beytle kafiyeli, lirik bir edası vardır. Bu da doğru. Aruz vezninin kısa kalıplarıyla değişik konularda yazılan her beyti kendi içinde kafiyeli. A, B, B, C, C şeklinde uzun manzum eserler mesnevidir aruzun iki eşit parçaya bölünebilen kalıplarıyla yazılan ve mısra ortalarında iç kafiyesi bulunan gazelere de musammat. Musammat iç kafiyeli. Yani şöyle bir beyt düşündüğünüzde ortalarında normalde biz uyak sonda ararız. Ortada olacak şekilde iç kısımda olacak şekilde kafiyelenen şeylere de musammat denir. Ama burada Muhammed 5 dizeli 5 mısralı şiirlerle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir arkadaşlar. 31. soru. Aşağıdaki destanlardan hangisi bu parçada dile getirilen bölümlerden birine dahil değildir? Türk tarihinin akışına uygun olarak İslamiyet'ten önceki Türk destanları Eski Türk, Hun, Göktürk, Uygur destanları olmak üzere 4 bölümde toplanabilir. Ne vermiş? Eski Türk, Hun destanları, Göktürk destanları ve Uygur destanları olmak üzere dört bölümde toplanabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada dile getirilen bölümlerden birine dahil edilemez. Türeyş şu. Alpertunga Ergenekon Manas destanı. Manas Kırgızlara ait bir destandır. Yukarıdaki parçada verilen bölümlerden herhangi birine dahil edilemez. Manas bir de unutmayınız. İslamiyet sonrasına ait bir destandır ama Alper Tunga şu Türeyiş, Ergenekon destanları İslamiyet öncesine ait destanlardır. Arkaik, eski Türk destanlarıdır ama Manas İslamiyet sonrası kahramanlık destanlarından bir tanesidir. 32. soru. Dede Korkut hikayeleri ile ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar Dede Korkut hikayelerini ÖSYM sürekli sormaktadır özelliklerini. Hikayelerin dili 14 ve 15. yüzyıl konuşma Türkçesidir. Doğru bir bilgi. Kelimelerin çoğu Türkçe kökenlidir. Bu da doğru. Manzum ve mensur yani nazım ve nesir şiir ve düz yazı iç içedir. Doğru. Anlatım son derece canlı ve hareketlidir. Doğru. Hikayeler de de Korkut tarafından kaleme alınmamıştır. Çünkü eserin yazarı hakkında bir bilgimiz bulunmamaktadır. Dede Korkut sadece olayların sonunda ortaya çıkıp iyi dileklerde bulunan bir pir olarak anlatılmaktadır. 33. soru bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Lale Devri'nin İstanbul'unu yansıtan şiirlerinde dış dünyadan aldıklarını duyduğu gözlemlediği gibi aktarmaya çalışmıştır. Lale Devri'nin İstanbul'unu şiirlerinde en güzel kim anlatmaktadır? Nedim anlatmaktadır. O yüzden bu şıkların hepsini eledik. Gazel ve Kaside'nin yanında neyi meşhurdur? Çarkısı meşhurdur. Nazım biçimini tercih etmesi, yaşama sevincini içinde duyan, hor görülen, geçici dünya zevklerini tatmayı amaçlayan bir yaratılışın sonucudur. Cevabımız Denizli. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz Nedim'le ilgili aynı benzer bir soru. 2015 yılında tekrar sorulmuştu. ÖSYM'nin çok sorduğu Divan edebiyatı sanatçılarından birisidir Nedim. Sürekli gelebilecek konulardan bir tanesidir. 34. soru Kanun 34. soru Kanun Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'nın öldürülmesini anlatan ve yukarıda ilk iki beyti verilen Mersiye. Divan ile ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangisiyle örtüşmemektedir. Sosyal konulardan uzak durması, belli mazmunlara yer vermesi, aruz veznini kullanması, sanatlı dille yazılması, belirli nazım biçimlerini kullanması. Kanuni Sultan Süleymanoğlu Şehzade Mustafa şiirin sahibi Taşlıcalı Yahya tarafından yazılmıştır. Aruz vezni kullanılmıştır. Doğru, medet medet, bu cihanın yıkıldı bir yanı, ecel celalileri aldı Mustafa Hanı, tolundu, mihri, cemali bozuldu Erkanı, vebale koydular, al ile Ali Osmanı. Sanatta bir dili vardır zaten divan şirinin doğru, bu onun bir örneğidir. Belirli nazım şekillerinin kullanılması doğru, gazel, kaside gibi belirli nazım biçimlerinin kullanılması divan edebiyatının en büyük kurallarından bir tanesidir. e Belirli mazmun kalıpları da vardır. İlk iki beyti verilen mersiye divan şiiriyle ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangisiyle örtüşmemektedir? Sosyal konulardan uzak durması. Şimdi divan şiirinin önemli özelliklerinden bir tanesi sosyal konulardan uzak durmasıdır. Ama verilen şiirde görmüş olduğunuz üzere Taşlıcalı Yahya bireysel bir konunun dışına çıkarak bir şehzadenin ölümünü bundan duyulan üzüntüyü dile getirmektedir. Yani bu şiir divan şiirinin sosyal konulardan uzak duruma temayüne zıt bir konuyu işlemektedir. 35. soru. Buna göre aşağıdaki beytlerin hangisinde aşıkane duygu ve düşüncelerin dile getirildiği söylenemez. Aşıkane duygu. Divan şiirinde en çok kullanılan nazım şekli gazeldir. Bu nazım şekli daha çok aşk kavramıyla özdeşleşmiş olsa da hikmet, tasavvuf, rintlik, neşe gibi pek çok temayı dile getirmede de kullanılmıştır. Hangisinde aşıkane duygu ve düşüncelerin dile getirildiği söylenemez. Ol gün kanı ki gün gibi suzan idim sana. Olsan revan sayeyi can idim sana. Burada sevgiliye duyulan aşk sevgi dile getirilmiştir. Ey Necati yürü ile elinden ne gelir? Hüblar cevri cefayı kime öğretmediler ki? Hup sevgili sevgililer cefayı eziyeti kime öğretmediler ki? Burada aşk var aşıkane var. Gözü meyhane in kaşu mihrabı niyaz yaraşır her ne kadar etse niyaz ehlinen naz sevgiliye yaraşır. Meyhane inazu kaşı mihrabu niyaz. Yaraşır her ne kadar etse de niyaz ehline naz. Niyaz ehline naz. Sabır ehline ne kadar naz etse de bunlar ona yakla, yakıl, yakışır. Burada da sevgili aşkane gazelidir. Gül istedim diken oldu. Yarim ne çare kılan. Meğer libas hayatımı pare pare kılan. Burada da aşkane bir gazel vardır. El verse safa fırsatı feft eyleme bir dem. Dünya ona değmez ki cefasın çeke adem. Burada dikkat ettiyseniz sevgiliyle ilgili herhangi bir tema yer almamaktadır. El verse sefa fırsatı feft eyleme bir dem. Dünya ona değmez ki cefasın çeke adem. Yani Edirne şıkkında daha ziyade aşkane gazelden ziyade daha çok nasihat veren bir edası yer almaktadır. 35. soruda böyle 36. soru. Aşağıda verilen eserlerin ait olduğu edebi türlerin hangisinde Tanzimat'tan önceki dönemde eser verilmemiştir? Hürriyet kasidesi. Kaside divan edebiyatında zaten vardı. Yani bu türde daha önce de verilmiştir. Yurttan yazılar bir gezi yazısıdır. E daha önce de vardı. Seyahatname vardı. Daha verilmiştir. E terkibi bent Tanzimat'ta da vardı. Asıl divan edebiyatıdır. Vatan şarkısı Namı Kemal'in Murabba ile yazılmıştır. Divan edebiyatında vardır. Kırık Hayatlar bir romandır ancak ilk defa Tanzimat edebiyatıyla edebiyatımıza girmiştir. Yani divan edebiyatında yoktur. Bunun yerini karşılayan ne vardı? Mesnevi vardı. Tanzimat döneminde aşağıdaki sanatçılardan hangisinin divan edebiyatına karşı eleştiriler bir tavır aldığı söylenmez? Tanzimat döneminde hangisi divan edebiyatını eleştirmemiştir? Divan edebiyatını eleştirenlerin başında Şinasi gelmektedir. Ardından Namı Kemal, e, hayli bir şey, önemli derecede eleştirmiştir. Lisan-ı hakkında bazı mülahazatı şamildir adlı makalesinde divan edebiyatını eleştirir. Ezia Paşa da Şiir ve İnşa adlı eserinde divan edebiyatını eleştirir. Recaizade Mahmut Ekrem divan edebiyatını eleştirenlerin başında gelen teorisyenlerden bir tanesidir. Ama unutmayın Muallim Naci Divan edebiyatını eleştirmemiştir. Ancak şöyle bir bilgi verelim. Daha önce yine sorulmuştu. Muallim Naci Muallim Naci şunu ister. Ne batı ne doğu. Ne sadece batı ne sadece doğu. Her ikisinin sentezini yapmak ister. Bu bakımdan biraz da Yahya Kemal'e fikir olarak benzemektedir. Yahya ya Kemal daha doğrusu ona benzemektedir ama Muallim Naci divan şiirini eleştirmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi Servet Funi şiirinin özelliklerinden biri değildir. Şiirlerin konusu genişletilerek hemen her şey şiirde işlenmiştir. Doğru. Recaizade e Mahmut Ekrem'in savunduğu bir görüştür. Zeraattan şu kadar her şey, her güzel şey şiirin konusu olabilir. Fransız şiirlerinden alınan Sone, Terzarima gibi nazım şekilleri kullanılmıştır. Doğru. Aşk teması daha çok romantik bir atmosfer içerisinde melankolik, marazi bir şekilde ele alınmıştır. Hayal hakikat çatışması çokça işlenmiştir. Şöyle de olabilir. Aklınızda bulunsun. Hayal arttı. Hakikat teması eşittir. En fazla Servet Fun'un döneminde işlenen temadır. Gerçekler ve hayaller. Ee, bildiğiniz üzere Halit Ziya Mavi Siyah romanının başında şunu demekteydi. Mai bir gecede başlayıp siyah bir gecede biten hayaller. Yani hayal ve hakikat çatışması. Metafizik ve sosyal olaylara geniş yer verilmiştir ifadesi yanlıştır. Metafiziğe bu dönemde asıl yer veren Abdülhak Hamid Tarhan'dır. Metafiziğe felsefi bir boyut kazandırmıştır. Tanzimat döneminin başlarında Adem Paşa, Akif Paşa, Adem kasidesiyle bu konuya değinmiştir ama asıl Servet Fünun'da metafizik konulara değinen Abdülhak Hamit'tir. Ancak tamamında yapılmamıştır. Bir nevi sadece Abdülhak Hamit Tarhan'da vardır. Sosyal olaylara değinilmemiştir Servet Fünun döneminde. 39. soru. Bu parçadaki altı çizili yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Öz şiirin güzel örneklerini veren Ahmet Haşim 1921 yılında o zamana kadar yazdığı şiirlerin büyük bir kısmını Göl Saatleri adlı adıyla bastırmıştır. Öz şiircidir. Göl saatleri doğrudur o zamana kadar yazdığı şiirler. Fecrati Edebiyatı şairlerinde olan Haşim doğru. Şiirlerinde hak ve adalet olmak üzere iki tema üzerine durmuştur. Yanlış. Hak ve adalet üzerinde durmamıştır. Daha ziyade bireysel. Asıl bireysel temalar üzerinde durmuştur. Dicle ırmanın kenarındaki o hassasiyeti vardır. Vezin olarak da yalnızca aruzu kullanmıştır. Bu bilgide doğrudur. 40. Aşağıdaki eser, yazar eser kahraman eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Peyami Safa biz insanlar onun eseridir. Kahraman Necati doğru. Namı Kemal İntibah Ali Bey doğru. Şinasi şair evlenmesi Laklaka, doğru. Hüseyin Rahmi Gürpınar şıp sevdi. Meftun doğru. Ancak Halit Ziya Mavesya onun eseridir. Ancak Hakkı Celis adır Kah Hakkı Celis ise bildiğiniz üzere kiralık Konak kitabının baş kahramanlarındandır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eserlerindendir. 41. soru bu parçada geçen bu şiirleri ifadesiyle aşağıdaki oluşumlardan hangisine bağlı olan şeylerin ürünleri kastedilmiştir? Bu şiirleri anlamıyorum ben. Öyle bir kargaşa, öyle bir karıncalanma var ki onlarda bir türlü asıl şiiri yakalayamıyorum. Çünkü sözcükler köprü olacak yerde köstek oluyor ayağıma. Tepeler gibi önüme dikiliyor ne yapsam aşamıyorum. Durmadan biçim oyunlarıyla çarpışıyorum. Öyleyken ben söze giremiyorum. Öze girmek diye bir sorun yok bu şiirler için. Sözcükler özle kaynaşmıyor, dilde yoğunlaşmıyor. Evet, bir curcuna bu. Başka bir şey değil. Şimdi burada bu şiirler ifadesiyle bahsedilen oluşuma bağlı olan şairler ikinci yeni. Bir daha bakalım. Bu şiirleri anlamıyorum ben. Öyle bir kargaşa, öyle bir karıncalanma var ki onlarda. Bir türlü asıl şiiri yakalayamıyorum. Kapalılık var. Çünkü sözcükler köprü olacak yerde köstek oluyor ayağıma. Tepeler gibi önüme dikiliyor. Ne yapsam aşamıyorum sözcükleri. Durmadan biçim oyunlarıyla çarpışıyorum. Öyleyken ben söze giremiyorum. Öze girmek diye bir sorun yok bu şiirler için. Sözcükler özle kaynaşmıyor. Dilde yoğunlaşmıyor. Evet bir cürcuna bu. Başka bir şey değil. Burada sürekli anlamda kapalılık, soyutluk üzerinde durma vardır. Soyutluk. Bu da bizi ikinci yeni şiirine götürmektedir. 42. soru. Şiir anlayışı göz önünde bulundurulduğunda bu parçada dile getirilen görüşler aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir? Mısra işlevini yitirdi. Şiiri şiir yapan. Birim olarak yürürlükten kalktı. Duygularımızı, gerilimlerimizi, düşünce ve coşkularımızı başlatıcı bir öğe, bir ölçü olmaktan çıktı. İnsanı, insanla gelen, insanı insanla gelen en çağdaş sorunları karşılayamaz oldu. Bu parçada dile getirilen görüşler aşağıdakilerden hangisine ait olabilir? Şimdi bu verilen düşünceler Edip Cansever'e yani ikinci yeni şairi olan Edip Cansever'e aittir. Mısra işlevini yitirdi, şiiri şiir yapan birim yürürlükten kalktı. Duygularımızı, gerilimlerimizi, düşünce ve coşkularımızı başlatıcı bir öğe, bir ölçü olmaktan çıktı. İnsanı insanla gelen en çağdaş sorunları karşılayamaz oldu. Burada artık bir mısra hassasiyetinin, dize hassasiyetinin olmadığını söylüyor. Artık dize mısra yok. Şimdi Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal, Beyatlı, Safşir geleneni sürdüren adamlardır. Bunlarda biçim hassasiyeti vardır. Fevkalede. E, Faruk Nafiz Çamlıbel'de de mısra hassasiyeti fazlasıyla vardır. Ama ikinci yenicilerde mısraya bir düşkünlük yoktur. Yani biçim yönünden bir ee, kusursuzluk yoktur buna göre aşağıdakilerden hangisinin diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılan iki terim olsalar da şiir ve manzume arasında fark vardır manzumede anlatma gösterme ve öğreticilik baskınken şiirde bireysellik duyurma ve telkin etme öne çıkar burada manzume ile şiir arasındaki farkı bize vermiş şiir ve manzume arasında fark vardır manzumede anlatma yani daha ziyade öyküleme tekniği vardır gösterme, öğreticilik baskınken şiirde bireysellik, duyurma ve terkin etme öne çıkar. Şimdi Hürriyet Kasidesi, Seyfi Baba, Çoban Çeşmesi, Balıkçılar ve Cenge giderken bunlar örnek olarak verilmiş. Burada bizim bakacağımız arkadaşlar anlatma mı var yoksa sanat yapmak gayesi mi vardır? Şimdi Hürriyet Kasidesi'nde namı Kemal topluma yön vermeye çalışmıştır. Hürriyeti, adaleti anlatmıştır. Meşrutiyeti savunmuştur. Seyfi Baba'dan Mehmet Akif yine toplumu yönlendirmeye çalışmıştır. Gerçekçilik üzerinden. Burada da bir anlatma vardır. Cenge giderken de de bir anlatma vardır. Mehmet Emin Yurdakul. Balıkçılarda Tevfik Fikret yine bir manzumedir ve anlatma tekniği kullanılmıştır ama çoban çeşmesi daha ziyade sanat yapma kaygısı vardır. Böyle pastoral tarz da yazılmış bir şiirdir. Burada anlatmak yoktur. Daha ziyade duyurma telkin etme vardır. Ama diğerlerinde daha ziyade anlatma egemendir. 44. soru. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A şıkkında hece ölçüsünü ve konuşulan Türkçeyi büyük bir başarıyla kullanan Halit Fahri Ozan Soy'un şiir kitaplarından bazıları, rüya, efsaneler, hep onun için ve sonsuz gecelerin ötesindedir. Bu bilgi doğru. Genellikle kendi duygularını işleyen Orhan Seyfi Orhon şiirlerini Fırtına ve Kar, Peri Kızı ile Çoban Hikayesi Gönülden Sesler ve O Beyaz Bir Kuş adlı eserlerinde toplamıştır. Doğru bir bilgi. Enis Beyiç en ünlü şiirleri milli ve heyecanlarla yüklü epik şiirlerdir. Miras ve Varidat Süleyman adlı şiir kitapları vardır. Bu da doğrudur. Yusuf Ziya Ortaç'ın şiirlerini topladığı kitaplardan bazıları akından akına Cenk Ufukları Aşıklar yolu ve bir rüzgar esnedir. Buradaki bilgi de doğru verilmiştir. Yalnızca Ece ölçüsünü kullanan Faruk Nafiz Çamlıbel Şile'ni bir gemi yelken açtı. Yayla türküsü ve yurdumun dört bucağı adlı eserlerde toplamıştır. Burada bir bilgi yanlışlığı vardır arkadaşlar. Asıl yanlışlık şu E şıkkında arkadaşlar yalnızca Ece ölçüsünü kullanan Faruk Nafiz. Bildiğiniz üzere 5 hececiler. Bunlar sanat hayatının başına hece ölçüsüyle değil aruzla başladılar. Daha sonra Ziya Gökalp'in bunlara tesir etmesiyle beraber aruzu bırakarak hece ölçüsüne yöneldiler diyerek burada bir bilgi yanlışlığı vardır arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. 45 aşağıdakilerden hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır? Gazoz ağacı, Semaver, Abdullah Efendi'nin rüyaları, rüyaları Beyaz Lale, İstanbul'un 300'ü Gazoz ağacı Sabahattin Kudret Aksal'a ait bir hikayedir. Semaver Said Faik Abası ait bir hikayedir. Abdullah Efendi'nin rüyaları Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait bir hikayedir. Beyaz Lale Ömer Seyfettin'e ait bir hikayedir. İstanbul'un üç yüzü ise Refik Halit Kara'ya ait bir romandır. Cevap Edirne arkadaşlar. 46. Bu dörtlükte dile getirilen düşünce aşağıdakilerden hangisinin edebi anlayışıyla örtüşmez? Her kim bu halk için yazar halkın olur. Aydınlatabildiyse eğer aydın olur. Muhtaç değildir eli altın kaleme. Kullandığı her kalem onun altın olur. Burada şairden istediği parçada şairden istenilen halk için yazmasıdır. Arif Nihat yazmıştır. Namı Kemal yazmıştır. Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Emin Yudakul yazmıştır. Ancak bildiğiniz üzere Ahmet Haşim şiirle düz yazıyı birbirinden ayırmıştır. Onun için şiir bireyseldir. Şiirde anlam aramak, eti için bülbülü öldürmek diyor Ahmet Haşim. Bu şiiri Ahmet Haşim yazamaz arkadaşlar. 47. soru. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır. Halk kültüründen gelen unsurları batı şiiriyle birleştirmiş olan Behçet Necatigil, son şiirlerinde divan şiirinin özelliklerinden de yararlanarak oldukça kapalı bir şiire ulaşmıştır. Doğru bir bilgidir evler şairi. Divan şiirinden de etkilenmiştir. Şiirleri karamsal bir dünya görüşünü yansıtan İlhan Geçer'in içe dönmesi ve aşka sığınması şiirlerinin bir yanını oluşturan yalnızlığa bağlıdır doğru hisarcılardandır. Atilla İlhan'ın şiirlerine sadece şairlerin değil sinemadan resme, romandan toplumsal bilimlere değil şiir dışındaki bir sürü disiplinin de katkıları vardır. Doğrudur. Onun şiirlerinin önemli özelliklerinden bir tanesidir. Şiirlerinde birçok disiplinin özellikleri vardır. Cemal Süreyya çıkardığı Papyrus dergisiyle ikinci yeni hareketinin öncülerinden olmuştur. Doğru bilgi. Turgut Uyar'ın şiirlerinde toplumsal değişime bağlı olarak ortaya çıkan değişimler asıl konuyu oluşturur. Bilgisi ise yanlıştır. Kendisi de ikinci yeni akımına bağlı şairlerden bir tanesidir. Ama şiirlerinde toplumsal değişim, toplumsal gelişim, toplumsallık yoktur arkadaşlar. 48. Aşağıda verilenlerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek'in şiir anlayışıyla örtüşmemektedir. Şiirlerinde korku ve ruhsal burkuntu dikkati çeker. Doğrudur. Birey ve toplumu sorgulayıcı bir söylem vardır. Doğru. Şekil bakımından kusursuzluğu aramıştır. Bu da onun öz şiirden etkilendiğini gösterir. Mistik düşüncelere yer verir. Doğrudur. Konu seçiminde geleneğe sıkı sıkıya bağlıdır. İfadesi yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Konu seçiminde geleneğe sıkı sıkıya bağlı değildir. Konu seçiminde genel olarak işlediği temalla zaten hayatını iki kısma ayrılmıştır. Hayatının belli bir kısmına bireysel, duygulanmaları daha ziyade vardır. Özellikle 31-32 yaşlarından önce yazdığı şiirler Ahmet Arvasi ile tanışmadan önce. Daha sonra yazdığı şiirlerde ise mistik ve metafizik konular ziyadesiyle daha fazla yer almaktadır. 49. soru. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Kemal Birbaşar'ın ünlü eseri Cemo, Şeyh Said ayaklanması sırasında Doğu Anadolu'daki ağa Kul cool, devlet üçgeni içindeki ilişki ve çatışmalar üzerine kurulmuştur. Doğru. Önemli bir eserdir. Cemo Memo. Necati Cumali'nin Tütün Zamanı aldı romanında. Cemal ile Zeriş'in aşkı çevresinde. Batı Anadolu'daki tütün ekicilerinin kendi aralarındaki sevgileri, yalnızlıkları, umutları, topluğa bağlılıkları trajik bir şekilde anlatılır. Doğru. Sabahattin Ali'nin ilk romanı Kuyucaklı Yusuf'ta Anadolu'da çürümüş parasal gücün yönlendirdiği adalet mekanizmasının bireysel isyanları oluşturması anlatılır. Doğru bir bilgidir. Bir düğün gecesinde 1970'li yıllarda Türk toplumunun genel bir tablosunu sunan Adalet Ağoğlu, dönemi farklı görevlerde bulunmuş, farklı dünya görüşlerine sahip tiplerini bir düğünde buluşturur. Bu da doğru bir bilgidir. E şıkkına bakalım arkadaşlar. Kemal Tahir, Esir şehrin insanlarında Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini anlatmıştır. Olaylar 1290 yılında 2 aylık süre içerisinde geçer. Burada bir bilgi yanlışlığı vardır. Doğru. Eser Kemal Tayrındır ama Osman Devleti'nin kuruluşunu değil, tam aksine Osman Devleti'nin çöküş dönemini anlattığı bir eserdir. Burada Osman Devleti'nin kuruluşunu bahsettiği eseri Devlet Ana adlı eseridir. Diğer soruya geçelim hemen. 50. soru. Bu parçada boş bırakılan ile aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Postmodern anlatımın kullanıldığı nokta nokta birçok anlamsız unsurun bir bütüne yürümesini önleyen eksikler var. Böylece her okuyucu eline geçen tanıdık bir ipucunu tutarak görmek istediklerini bu romanda bulmaktadır. Bu bakımdan eserde ayna kavramının kullanılması anlamlıdır. Anahtar bir kelime. Eserde ayna kavramının kullanılması anlamlıdır. Zira okuyucu kendi bilgisini ve hayallerini bu romanda bulduğu aynalardan birine yansıtmak ve onu eserin bütününe hakim kılmak imkanına sahiptir. Aynı özellikleri yeni hayatta da bulmak mümkündür. Şimdi burada verilen hakkında bahsedilen yazarımız Orhan Pamuk'tur. Bahsedilen eseri ise Kara Kitap'tır. Postmodern anlatım tekniğinin kullanıldığı Kara Kitap'ta birçok anlamsız unsurun bir bütüne yürümesini önleyen eksikler vardır. Özelliklerden bir tanesi. Böylece her okuyucu eline geçen tanıdık bir ipucunu tutarak görmek istediklerini bu romanda bulmaktadır. Romanın önemli özelliklerinden bir tanesi de romanda ayna kavramının kullanılmasıdır. 51. soru. Yukarıda hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Şairin şiir coğrafyası, siyasi sınırları aşarak gönül coğrafyasını kuşatan bir özellik gösterir. Bu güneş coğrafyanın ses bayrağı Türkçedir. Şiir dilinin zenginliğiyle dikkat çeken şair, imge yerine güçlü ve vurucu bir dil kullanmayı tercih eder. Yalnızlık, Duvak, Seninle Harman adlı eserlerden de tanıdığınız üzere Yavuz Bilent Bakiler. Önemli bir şairdir. Anadolu coğrafyası onun şiirlerinde. Önemli bir yer tutar. Yalnızlık, Duvak, Seninle Harman adlı önemli eserleri de vardır. 52. soru Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Destan ve mitlerde görülen insanların bir kahraman oluşturma eğiliminin çağdaş bir tiyatro eserine uygulanışı. Destan ve mitlerde görülen insanların bir kahraman oluşturma eğiliminin çağdaş bir tiyatro eserine uygulanışı ve geleneksel tiyatronun modern öğelerle sahneye konuşu olarak nitelendirilebilecek eserlerin başında Bertol Brecht'in etkisiyle yazılmış olan Keşanlı Ali Destanı gelmektedir. Haldun Taner'in önemli bir eseridir. Haldun Taner bu eserini epik bir gelenekle yazmıştır. Epik tiyatronun ilk ürünüdür ve kendisi Bertol Brecht'in epik tiyatro geleneğinden etkilenerek yazmıştır bu eseri. 53. soru bu parçada kendisi ve eserlerinden söz eden sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Her gece bu durumdan sonra roman yazma isteği bir dönem çok ağır bastı. Bunda öyle sanıyorum ki Atilla İlhan etkisi olmuştur. Nasıl yeni dergi yıllarında Mehmet Fuat'ın etkisiyle öyküler yazdıysam Atilla Bey'in yol açılışıyla da ölüm ilişkilerini, cehennem kraliçesini yazdım. Galiba hep yazma isteğiydi. Ağır, asıl ağır basan. Ama öyküden hiçbir zaman kopmadım. Sonra bir dönem geldi. Öykümüzün geldiği noktayı kendime çok yabancı buldum. Belki de bu seyrek yazmama yol açtı. Burada hakkında bilgi verilen en önemli eserlerden bir tanesi de her gece Bodrum'la Selim İleri'dir. Bir diğer sorumuza geçelim hemen arkadaşlar. 54. 54. Samiha verdiği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sanatında mistisizmin büyük bir yeri vardır. Doğru. Roman ve öykülerinin teknik ve anlatım özellikleriyle pek fazla ilgilenmemiş, daha çok vereceği mesaj üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu yüzden bazı teknik ve anlatımsal kusurlar vardır. Ama o daha ziyade vereceği mesaj üzerinde durmuştur. Roman kişilerin çoğu çevresinde tanıdığı izlerden, insanlardan izler taşır. Eserlerindeki olaylar daha çok Anadolu'nun muhtelif şeylerine geçer. Yanlıştır. Arkadaşlar onun mekanlarında baş mekan olarak eserlerinde asıl olan İstanbul'dur. Ve mekan olarak daha ziyade köşk, yalı, saray gibi mekanları ele almaktadır. İbrahim Efendi konağı, konağı da ekleyebiliriz. Bu tarz mekanları ele almaktadır kendisi. Ama burada bir bilgi anışı vardır. Anadolu'da değil. Doğu batı, madde, mana, sevgi, nefret, dünya, ahiret, sabır, öfke gibi temel karşıtlıklar eserlerinin konusunu da oluşturur bilgisi doğrudur. 55. soru bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıda verilen akımlardan hangisinin edebi düşüncesiyle örtüşür? Böyle bir yazı tarzında nokta, virgül, noktalı virgül gibi işaretlere lüzum yoktur. Bunları kullanmak tehlikelidir bilen noktalama işaretleri içimizdeki akışın mutlak devamına şüphesiz engeldir. Canınız istediği kadar devam ediniz. Mırıltının tükenmek bilmek bilmeyen karakterine kendinizi veriniz. Eğer akış yaptığınız dikkatsizlik diyeceğim ufak bir yanılma yüzünden duracak gibi olursa kaldığınız yerde durunuz. Çıkışı size şüpheli görülen kelimeden sonra herhangi bir harfi söz gelimi i harfini, daima i harfini koyunuz ve böylece bu harfi izleyecek olan kelimelere elverişli anı bekleyiniz. Şiirimizin tamamlanması gecikmeyecektir. Şimdi arkadaşlar bu verilen parçada asıl olarak sürrealizm akımının edebi fikri anlatılmaktadır. Burada sürrealizmi bize hatırlatacak olan anahtar kavramlardan biri bir bakalım. Böyle bir yazı tarzında nokta, virgül, noktalı virgül gibi işaretlere lüzum yoktur. Bir kuralsızlık var. Bunları kullanmak tehlikelidir bile. Noktalama işaretleri içimizdeki akışın mutlak devamına şüphesiz engeldir. Buradan canınız İstediği kadar devam ediniz. Mırıltının tükenmek bilmeyen karakterine kendinizi veriniz. Eğer akış yaptığınız dikkatsizlik diyeceğim ufak bir yanılma yüzünden duracak gibi olursanız kaldığınız yerden devam ediniz. Burada asıl anlatmak istediği otomatik yazı. Bu da sürrealizm akımının önemli bir özelliklerinden bir tanesidir. Son soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada verilen düşüncelere uygun şiir yazmıştır? Sürrealizm bilindiği üzere ikinci yeni şairlerin etkilendiği akımlardan bir tanesidir. İlhan Berk de bunlardan bir şair olduğu için cevabımız Adana. Bunu da burada bitirdik. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sizden ricamız budur. Kolaylıklar diliyorum.